Sizi buraya getiren ayaklarınız Kabe-i Muazzama'ya götürsün. Amin. Elleriniz sevdiklerinizin elinden hiç ayrılmasın. Amin. Zihniniz her an daha iyi olabileceğiniz inancıyla çalışsın. Gönlünüz Rabbimizin evi olduğu için oraya ne kadar çok kişiyi alırsak bu Rabbimiz razı edecek bir hal diye anlamamızı nasip etsin. Bir insan ne yaparsa kendisini yapar. Bir insan ne biriktirdiyse onu üretir ve onu iletir. Sözlerimin, davranışlarımın ilk muhatabı karşımdaki şahıs gibi görülse de benim kendim olduğumu anlamamızı Rabbim nasip etsin. Bir insanın kendisi için yapabileceği en hayırlı, en anlamlı, en doğru şey, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilecek bir bilgi donanımına, bir bilgi yeterliliğine sahip olmaktır. Öğrenmekten, dinlemeyi bilmekten, anlamaya çalışmaktan daha anlamlı bir eylem yoktur. Bu olursa diğerleri olur. Bu olmazsa diğerleri olması gerektiği gibi değil, olmaması gerektiği gibi olur. O zaman da bu hayatı eziyet renginde yaşamak demektir. Allah-u Teala son anımıza kadar kendi eksiklerini görmeye ayarlı. Depresyona girmek için değil, tespit etmek için. Kendisinde daha iyi olanı biriktirmek için çaba içinde olan. Ve bu dünya düzelecekse benimle düzelecek diyerek. Bir şeyler değişecekse benimle değişecek diyerek. Allah kimseyi kimseden sormayacak. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik diyerek kendinden başlayarak kendini iyileştirme çabasını hayatın merkezine alanlardan eylesin. Bugün akşamın şu saatinde her birinizin evi var, ocağı var, çoluğu var, çocuğu var ama buradasınız. Sizi tebrik ediyorum. Burada size bir ödül verilmeyecek. Burada bir eğlence yok. Burada belki de size zorlanacağınız şeyler söylenecek. Belki de canınızı sıkacak şeyler duyacaksınız burada ama buradasınız. Burada, bu akşam burada olmam benim şansım. Allah vesilelerinden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Fakat burada kim olursa olsun, siz burada olduğunuz zaman Allah ihtiyacınız olanı buraya çıkaracaktır. Çok güzel bir söz var. Allah sevdiği kulunun ihtiyacı olan kimseyi ayağına gönderir. O yüzden biz neyin arayışı içindeysek ona dikkat ederiz. Şimdi ben size hasbelkader Rabbim ne nasip ettiyse, ne konuşmamı takdir ettiyse elimden geldiği kadar bir şeyler söyleyeceğim. Birilerini suçlamak için dinleyenler suçlamak için malzeme bulacak. Eşinden şikayet edenler eşine söyleyecek şey bulacak. Çocuklarına söyleyecek bir şeyi söz arayanlar onu bulacak. Ama hakikati duymak isteyenler de onu bulacak. O yüzden de ne aradığınız ne bulacağınızın habercisidir. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki insanın değeri aradığı şeydir. Ben de şahsım adına şöyle dua ediyorum. Ya Rabbi hakikatin takipçisi ve talipçisi eyle. Aradığım şey senin bende bulunmasını istediğin şey olsun. Aradığım şey bendeki yanlışlıkları değiştirmek için ihtiyacım olan şey olsun. Aradığım şey hakiki bir mümin olma, insanı kamil olma noktasında bana iyi gelecek şeyler olsun. Ya Rabbi ben bilemem ama sen bilirsin. Ben yanılırım ama sen yanılmazsın. Ben unuturum ama sen unutmazsın. Ben şaşarım ama sen şaşmazsın. Beni kendi halime bırakırsan ben her an alabora olabilirim. Rabbimiz buyuruyor ki meleklerden üstünde olabilirsiniz, aşağılarının aşağı sınıfa düşebilirsiniz. Yaşı şu yaşın üzerinde olanlar bu hale düşmez demiyor. Şu kadar ilmi olanlar, şu kadar namazı abdesti olanlar yanılmaz demiyor. Her birimiz, her an risk altındayız ve bıçağın sırtındayız. O yüzden hiç kimsenin günahı, hiç kimsenin kıyafeti, hiç kimsenin inanma biçimi, hiç kimsenin nasıl yaşadığı bizi ilgilendirmez. Çünkü Allah bize bunu sormayacak. Sen ne yaptın diyecek. Neden
kendinle değil de karşındakiyle uğraştın diyecek. O yüzden dersimiz, sınavımız hangi derstense ona çalışalım. Sınavımız kendimizden. Bir sınava girdiğimizde matematikten sınav olacaksa, ben resim yaparsam, müzik yaparsam ya da fen dersinin sorularını çözersem o sınıfta kalırım. O dersten kalırım. O yüzden Allah'ın istediği sen dosdoğru ol. Emrolunduğun gibi de dosdoğru ol. Benden istediği bu. Benim bütün malzemelerim, bütün birikimim, bütün öğrendiklerim buna hizmet ediyorsa bir anlamı vardır. Buna hizmet etmiyor da sen şunu yaptıydın, sen şunu yapmadıydın, işte vaktiyle şu olduydu, sen geçtiğimiz zaman bana şunu yaptıydın diyerekten ömrümü tüketirsem sıfır ama sıfır elde var, sıfır bile olmaz, eksilere düşerim. O yüzden Rabbim istikamet üzere eylesin. Önce kendimize, sonra başkalarına hüsnü zan içinde olmayı nasip etsin. Ve ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Çünkü Azrail randevu almadan geliyor. Ne zaman gelirse gelsin Azrail Allah'a kavuşmayı, Mevlana Hazretlerine söylediği gibi şey bu, aruz gibi, düğün gecesi gibi, mutluluk gecesi gibi kabul edecek bir ahlakı, anlayışı, yaşayış biçimini Rabbim bizde var etsin inşallah. Efendim, bu uzun girişten sonra nasılsınız? Ben iyi soramadım. Bir televizyonda yıllar önce gördüğüm bir şeyi aktaracağım size. Bir sunucu var. 3 tane yarışmacı var. Yarışmacılara kendinizi tanıtır mısınız seyircilerimize diyorlar. Kendilerini tanıtıyorlar. Birincisi tanıttı, ikincisi tanıttı normal ses tonlarıyla. Üçüncüsü tanıtırken kendisini o kadar ince ve zayıf bir ses tonuyla dedi ki, ben felanca dedi, öyle mi, nereden geliyorsunuz dedi sunucuda. Otomatik birisinin ses tonu diğerinin ses tonunu da düşürdü. Bundan sonra başladılar gülmeye. Ben de diyorum ki, ben güzel, daha iyi sorsaydım sizden daha iyi cevap alırdım. O zaman güzel sorayım. Çok değerli, çok harika, çok güzel, çok becerikli. Dünyaya özel olarak seçilmiş ve gönderilmiş hanımefendiler. Nasılsınız efendim? İyiyim. Ben demedim mi size? Elleriniz dert görmesin. Rabbim iyiliğinizi artırsın. Halinizi hep hayra tebdil etsin. Bir gün bir arkadaşım, çocuklarım küçüktü. Bir arkadaşım aradı. Salih abla nasılsın dedi. Enerji bombası gibiyim, harikayım dedim. Ne oldu dedi. Dedim ki, uyku küçük ölüm derler. Sabah uyandım, baktım ki hayattayım. Çatımız başımıza çökmemiş. Bir yangın çıkmamış, eve bir hırsız girip bir arbede yaşanmamış. Acil bir sağlık krizi yaşanıp hastanelere taşınmamışız. Can güvenliğimizi tehdit altına alacak bir olay yaşamamışız. Her şey sakin. Uyandım baktım yanımda eşim var. 70-80 yaşına gelmiş, evlenme şansını kaybetmiş, yalnız yaşayan birisi de olabilirdi. Allah yalnız yaşatmadı. Bütün bekarlara hayırlı eş nasip etsin. Programın bitiminde bana hatırlatın, bekarlara özel dua yapıyorum. Sırayla size de gelecek. Ondan sonra dedim, baktım çocuklarım var. Allah çocuk da vermeyebilirdi. Verilmemesi iyi ya da kötülükle ilgili değil. Allah kimini vererek sınıyor, kimini vermeyerek sınıyor. Kötü bir hal yok. Allah ne diliyorsa onda hayır vardır. O iyidir bizim için. Baktım çocuklarım da uyuyor. Sonra düşündüm. Dolabımı açıp bakmış olsam doyacağım kadar yiyeceğim var. Bir misafir gelse ikram edeceğim kadar yiyeceğim var. Beni sevenler var, benim sevdiklerim var. Ya ben harikayım dedim ya. Ondan bizde de var dedi. O zaman siz niye harika değilsiniz dedim. Ay vallahi ne bileyim, hiç aklıma gelmedi dedim. O zaman ben sizin aklınıza getirmiş olayım. Aldığımız bütün eğitimlerde önemli bir cümle var. İnsan beyni kendi dilinden emir alır. Siz nasılım derseniz beyin size o söylediğiniz şeyin psikolojisini oluşturur.
Bu da bizim iç seslerimizi oluşturur. İç seslerimiz nasıl oluşuyor? Buradan huzura geleceğim, konuyla bağlayacağım. Şimdi anneler, babalar bir dil ve üslup kazanıyorlar evlendiklerinde, eşken, daha anne baba olmadan. Sonra çocuk olduğunda da bu dil ve üslup çocuğa yönelik olarak işlemeye başlıyor hayatın içinde. Bizim toplumumuzda ağırlıklı olarak ne yazık ki gördüğümüz şey şu: olumsuz bir bakış, eleştirel bir yaklaşım, nerede olmamış bir şey varsa onu görmek. Eksik nerede, gedik nerede, yanlış nerede onu görmek. Gerekçeniz de şu, söyleyeyim de bir daha yapmasın. Azarlayayım da bir daha düzelmesin. Şimdi bir Belçika'dan bir danışanım vardı, en son onlarla görüştüm. Beyefendi daha 5 aylık evliler, herhangi bir şeyden canı sıkılmış, morali bozulmuş, 2 ay küs duruyor. Daha 5-6 aylık, 5 aylık evliler, 2 ayının başka küslükleri de vardı, en uzunu 2 ay. Dedim ki, neden küsüyorsunuz? Ben küsmesem yaptığını normal zannedecek ve yapmaya devam edecek dedi. Ne biliyorsunuz dedim, bunu bir kere yaşadınız. Siz dedim, bunu devam ettirdiğiniz müddetçe eşinizle aranızdaki duygusal bağ zayıflayacak. Çünkü yatak odası hayatları da olmuyor. Konuş, ben seninle konuşmuyorum, benden yardım isteme diyor. Ben sana dargınım diyor. Ve darıldığı şey de darılacak ve küsecek bir şey değil. Dolayısıyla alıngan, kırılgan, sürekli buluttan nem kapan bir modda olan çocukların ailelerine baktığınızda yıkıcı, kırıcı, eleştirel ve dağıtan bir dil var. Ne biçim çocuksun? Bıktım senden. Felanca senden daha iyi. İşte şunun kadar olamadım. Bak, bacık kadar kardeşin bile senden daha iyi. Bir kıyaslama, berbat bir şey. Kesinlikle yasak. Hangi gerekçeyle olursa olsun çocuklara kıyaslama yasak. İkincisi, çocuk dediğin döker, çocuk dediğin kırar, çocuk dediğin bozar, çocuk dediğin düşe kalka öğrenir. Hepimiz bu yollardan geçmedik mi? Biz kendimizi o kadar farklı bir konumda görüyoruz ki, benim çocuğum öyle olmamalı. Sen kimsin? Sen kimsin? Rabbim dese ki, ben kainatın sahibiyim, benim kulum nasıl böyle olabilir dese, o haklı. Ama demiyor, demiyor kulum, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kul bir günah işlediğinde onun tevbe etmesini o kadar sabırsızlıkla ve iştiyakla bekliyor ki, adeta çölde devesini kaybetmiş bir insan. Susuz kalmış, yola rehberi yok, kendisinin taşıyıcısı yok. Her şey onda, kızgın güneşte, dudakları çatlamış, ölüm anı yani, gözleri dalmış, bayılmış, sonra gözünü açtığında bakıyor ki devesi yanında. O insanın hayata dönme sevinci neyse, bir kul tevbe ettiğinde de Allah bu kadar sevinir diyor. Allah bu kadar affediciyken, bu kadar bağışlayıcıyken, biz kendi algımızdan dolayı çocuklarımıza karşı katı, sert, kırıcı ve yıkıcı davranıyoruz. Ve hem başkalarıyla kıyasladığımızda, hem ben senden memnun değilim dediğimizde, çocuğumuzda şöyle bir algı ve kendisine ait inanç oluşuyor. Ben kimim ki? O da benden iyi, o da benden iyi, öteki de benden iyi. Dışarıdakiler iyi, ben kötüyüm. Dışarıdakiler gibi olmam lazım. Dışarıdakilere kendimi beğendirmem lazım. Dışarıdakiler gibi ben olamam ki. Ben kimim ki? Bir genç kız bana gelmiş, diyor ki, Saliha teyze, annem de babam da beni o kadar çok eleştiriyorlar ki kendimi böyle bir böcek gibi değersiz ve kötü hissediyorum. Yer yandırılsa, ben içine girsem, yer kapansa da insanlar benden kurtulsa diyorum, diyor. Mesela bir hanımefendi sürekli eşiyle ilgili sıkıntılı pozisyonları var. Hanımefendiye baktığımda, beyefendi adım atsa şikayet ediyor. Bir şey bir yere koysa şikayet ediyor. Hanımefendinin bu psikolojisini anlamak için kendisini dinlediğimde, annesinin kendisini bu kadar eleştirdiğini ve ailede de onun eleştirilerek büyüdüğünü.
sürekli beğenmeyen, sürekli aşağılayan, sürekli hata arayan, eksik arayan bir dil, üslup karşısındakini yetersiz hissettirir. Değersiz hissettirir. Ve bu değersiz hissetme de hayatın içinde insanı o kadar beter bir duruma düşürüyor ki. Şimdi bu bize bir iç sese dönüşüyor. Bu duygular, bu yaklaşım biçimleri iç sesine dönüşüyor. Şimdi mesela şu çiçeği gördüm, ay bu ne güzel, ben yapamam ki. Oysa bundan daha iyisini yapıyor ama görmüyor. Birisi diyor ki, birlikte bir şey yapalım, yok ben gelmeyeyim, benim bir işim var diyor. Mazeret üretiyor çünkü kendisine inanmıyor, kendisine güvenmiyor. Onu yapmış olsa belki Allah oradan çok kapılar açacak ama kendisine o kadar inancı zayıf ki adım atmaya cesaret yok. Ya yanlış yaparsam, ya insanlara mahcup olursam, ya elim titrerse, ya işte kötü yaptığım için millet beni eleştirirse gibi gerekçelerle adım atamıyor. Ve bunlar evlendikten sonra bu duygularını eğer değiştirmezlerse, bu duygularının üstesinden gelip daha sağlıklı duygularla hayata başlamazlarsa ne oluyor? Aile hayatında da bunun yansıması oluyor. Nasıl oluyor? Sürekli karşısındakini eleştiriyor. Asla beğenmiyor. Beğenmemesinin sebebi kendisini o kadar değersiz hissediyor ki onun elinde, elinin altında olan, ona ait olan her şey de değersiz. Kendisi değersiz olduğu için. O yüzden de bir insanın kendisine yapabileceği en hayırlı, en güzel iş kendisinin değerli olduğuna inanmak. Çünkü bunu Allah söylüyor. Hiç kimsenin söylediği sizin gerçeğiniz değildir. Hiç kimsenin etiketi sizin hak ettiğiniz değil. Eğer Allah günahsız olmamızı isteseydi, bizi ya melek ya peygamber olarak yaratırdı. O yüzden de hiç kimse kimseden sıfır hata bekleyemez. Sıfır yanlış bekleyemez. Sıfır günah bekleyemez. Bekleyemez. Bu konuda da bir hadis-i şerif var biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla ailede değersizleştirilen, kendi kurduğu ailesinde de değersizliğini karşısındakine değersizleştirerek yansıtıyor. O zaman ne oluyor? Birbirlerinin açığını arayan, birbirlerine yıpratıcı dille konuşan, birbirlerini kıran, bozan iki insan. Şimdi bu ailede huzur nasıl olacak? Bu ailede dirlik düzen nasıl olacak? Bu ailede güzel geçim, uyum nasıl olacak? Olamıyor. O onu suçluyor, o onu suçluyor. Kimse ben alttan alayım demiyor. Kimse ben bir yardım alayım demiyor. Kimse ya bu ilişkide bir yerden tutup ilerletmek lazım. Bir yerden tutup daha iyiye doğru sürüklemek lazım. Ben yapayım demek yerine niye ben diyor. Peki bunu niye böyle diyoruz? Niye bir türlü biz kendi içimizde adım atamıyoruz, hep karşımızdakinden bekliyoruz? Bunun da birkaç sebebi var. İnsanın bilgi kaynakları vardır. Bizim gözlerimiz beslenme kaynağımızdır. Kulaklarımız beslenme kaynağımızdır. Tecrübelerimiz beslenme kaynağımızdır. İnsan ağırlıklı olarak konuştuklarının, görüştüklerinin, muhabbet ettiklerinin ve okuduğu kitapların toplamıdır. Bunun başına da annesiyle babasıyla iletişimini koyalım. Annesiyle babasıyla sevgi dolu, paylaşım ve özen içeren, güzel bir birliktelik yaşayan çocuklar hayata çok daha sağlıklı bir şekilde adım atıyorlar. Eğer annesiyle babasıyla iyi bir iletişimleri yoksa, baba yetişkin oğlunu çocuklarının yanında azarlıyor, iş yerinde arkadaşlarının yanında azarlıyor, hala çocuk gibi evine kumanda etmeye çalışıyor, hala bugün yine görüştüğüm bir başka danışanımın babası kızına araba almış. Beyefendi de demiş ki bunu satalım da elimizde para var, daha iyi bir model alalım. Babası satamazsın onu, ben seni onu şunu kullanman için aldım. Baba kızını aldıktan sonra daha sonra ne yapacağına niye nasıl karışabiliyor? Anne baba çocuğunun eline nasıl karışabiliyor? O erkeğin yetkinliğine zarar vermez mi? O evin aile reisliğine zarar vermez mi? Anne babanın bu hakkı nereden geliyor? Kim veriyor bu hakkı? Dolayısıyla bizim aile içerisindeki iletişimi
bireylerin sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için doğru ve istikamet sahibi insanlarla görüşüyor olması lazım. Doğru kaynaklardan istifade edilerek yazılmış kitaplar okumaları lazım. Annesiyle babasıyla arasının iyi olması lazım. Sağlıklı psikoloji için bu üçü şarttır. Şimdi izninizle bir su içeyim. Şimdi değerli misafirlerimiz, Allah-u Teala insanı o kadar muazzam, o kadar mükemmel, o kadar güzel yaratmış ki. İnsan duygusal bir varlık. Özellikle biz hanımefendiler çok duygusalız. İnsanın işte kimine göre %78'i, kimine göre %80'i, kimine göre %90'ı rivayetler muhtelif sudan oluşuyor. Su sözlerle bile farklı kimyasal tepkimeler ve değişimler gösterebiliyor. Bizler sözlerden olumlu ya da olumsuz bir şekilde çok kolay etkileniriz. Kötü söz kötü yapar, iyi söz iyi yapar. Kötü söz denge bozar, iyi söz denge kurar. Kötü söz becerikli insanı beceriksiz yapar, iyi söz beceremeyeni bile becerikli yapar. Kötü söz sağlıklı insanı hasta yapar. İyi söz hasta insanı bile iyileştirir. Bu uzun bir metin. Benim dilimin iyi olması, benim kendimle aramın iyi olmasına bağlı. İçinde savaş olanın sözü serin olmaz. O yüzden de bir insanın içinin savaşla meşgul olması, bu dışarıda da bir savaş yaşaması anlamına gelir. İnsan ne zaman savaş yaşar? Beceriksiz, değersiz, anlamsız, yetersiz hissettiği zaman. Bunları kim yapıyor? Başta anne babalar yapıyor. Oysa anne babalar bunu kötü olsun diye yapmıyorlar. İyi olsun diye. Bütün anne babalar, hiçbir anne baba suçlanmayı hak etmiyor. Bu cümlelerinden sonra tüh ben ne yapmışım da demeyin. Kendinizi de suçlamayın. Çünkü kasıt yoksa suç yoktur. Sadece tespit edelim, yanlışımızı görelim, doğrusunu arayalım ve bulalım. Ömür boyu hata yapacağız. Ömür boyu yanlışımız olacak. Ama maksat bunu en aza indirmek, sıfırlama imkanımız yok. Dolayısıyla kendisiyle barışık olan bir insan hayatla barışık olur. Kendisiyle savaşa olan bir insanın da barışık olduğu kimse yoktur. Bizler İletişim içinde olduğumuz insanların kendileriyle barışık olması için bir şeyler yapabiliriz. Her birimiz bakışımızla, hareketimizle, jestimizle, takdirimizle, teşekkürümüzle, nezaketimizle karşımızdakini iyi hissettirebiliriz. Tenkit tüketir, takdir üretir. Örnek veriyorum, bir eve misafirliğe gittik. Hanımefendilerin birisi muzlu pasta yaptı. Ben de çok beğendim. Ya bu ne kadar güzel olmuş. Şu ana kadar yediğim en güzel pastalardan birisi. Tarifini rica edebilir miyim dedim. Ondan sonra öteki de dedi ki ya ben de bayıldım, ben de rica ediyorum. Öteki dedi ki ay harikaydı ya, bana da verir misin lütfen. Ne oldu? Hanımefendi yaptığının beğenildiğini gördü. İnanabilirsiniz ki hatırlı bir misafiri geldiğinde bir şey yapacağı zaman ilk önce o pastayı yapar. Bu beğeniliyor der. İşte biz tenkit etmek yerine takdir ederek üreten olmalıyız. Tüketen değil, üreten olmalıyız. Ahlaki değerlerimizi, konuşma tarzımızı, nezaketimizi, saygınlığımızı ve karşımızdakinin hayata ve ilişkilerine değer katan yönlerini takdir edeceğiz. Diyeceğiz ki ne kadar güzel konuşuyorsun, ne kadar zarifsin, ne güzel giyinmişsin. Çocuklarına ne güzel muamele ediyorsun. Eşin beyefendiyle ne kadar
hoş bir muhabbetiniz var. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Kıyafetlerinizi ne güzel ayarlamışsınız. Ne güzel uydurmuşsunuz birbirine renkleri. Neyse yani onun üzerinde gördüğünüz güzel bir şeyi takdir ettiğinizde bu onu motive eder. Sosyal olay insanı iyileştirir. İçten güçlendirir. Olumsuz baktığımızda şu anda bana bakmış olsanız bir ton kusur görebilirsiniz. Bir ton eksik görebilirsiniz. Var. Ama eksiğimi görmeniz sizin hiçbir işinize yaramaz. İçinizi karartmış olmaktan başka. Ama deseniz ki ya hasbelkader Allah bugün bizi birbirimizle karşılaştırdı. İşime yarayacak ne alabilirim deseniz ona odaklanacaksınız. Bizim zihnimiz nötr sorularla çalışıyor. Aradığını gösteriyor. Kim ne arıyorsa zihin onu gösteriyor. Mevlana Hazretleri de buyuruyor ki insanın değeri aradığı şeydir. O zaman ben insanda olumlu, iyi, güzel ve değerli şeyleri aradığımda bana zihnim bunu gösterecek. Bu çok harika bir şey. Ve ben onu gördüğüm zaman mesela bir konuşmacı, bir arkadaşımız konuşma yaptı. Ya şu cümlen harikaydı, genel olarak konuşman güzeldi ama şu cümlene bayıldım desem o onu oraya not eder. Zihnine not eder. Yıllar önce ben bir ekip kurmuştum, kaliteli hayat ekibi diye. 2,5 sene her hafta buluşarak, çoluk çocuk bir araya gelerek, hayatta kalite ne demektir? Konuşurken, alışveriş yaparken, yiyip içerken, dışarıda hareket ederken, aile içinde, misafirler gelince, ayetlerle, hadislerle 2,5 yıl bunu işledik. Orada bir arkadaşımız vardı, Hacer hanımefendi. Öyle stratejik şeyler söylüyordu ki o konuşacağı zaman ben ajandama elime alıyordum. O bunu fark etmiş. Diyor ki sizin benim söylediklerimi yazdığınızı görünce bu beni okumaya teşvik etti. Daha hazırlıklı geliyorum. Sizin yazacağınız şeyleri bulayım söyleyeyim diyerek diyor. Ben hiçbir şey söylemedim. O söylüyordu. Benim için anlamlı, hoşuma giden şeyleri yazıyordum. Ne oldu? Onu daha iyi olmaya teşvik etmiş oldu benim davranışım. Bunu da kendisi söyleyince fark ettim. O zaman birbirimizin iyi olmasında katkımız var. Birbirimizin iyi olmasında rolümüz var. Fakat ben kendimi iyi hissedersem bunu yaparım. Kendi eksiğimi görüp İnsanlara nasıl daha iyi geleceğimi düşünüp bunun üzerinde kafa yorarsam bu benim gündemime girer. Mahmut Toptaş hocamız yıllar önce benim programımda canlı yayın konuğumdu. Şöyle dedi, yüzünüze şöyle bir kara çalın dedi. Bir aynaya bakın. Dünyanın en güçlü temizleyicisi ile o aynayı silmeye silseniz, uğraşsanız yüzündeki leke gitmez. Aynadakini de temizleyemez. Ne zaman aynadaki temiz olur? Kendi yüzündeki karayı temizlediğinde. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu gibi doğru ağacın gölgesi de doğru olur. Biz harika insanlarız. Bir ton eksiğimiz var, buna rağmen harikayız. Bir ton yanlışımız var, buna rağmen harikayız. Çünkü insan eksikleriyle tamdır. Yanlışlarıyla tamdır, günahlarıyla tamdır. Allah böyle istiyor. O yüzden hiçbir şey kişinin kendisini sevmemesi için haklı bir gerekçe olamaz. Ve yaptığı hiçbir şeyde benim onun sevilecek biri olmadığını düşünmeme ve bunu kendisine hissettirmeme haklı bir gerekçe olamaz. Allah insanı seviyor. Firavun'a bile son ana kadar mühlet vermiş bir Rabbimiz var. Kim yeryüzünde Firavun'dan başka kim o kadar firavunluk yapabilir? Dolayısıyla birisinin yanlışı değil, birisinin güzelliği gündemini meşgul etmeli. Birisinin günahı değil, birisinin sevabı beni ilgilendirmeli. O yüzden de eğitimin çok güzel bir sözü var. Deniyor ki, insanların karanlık bölgelerini aydınlatmak yerine aydınlık bölgelerini genişletin. Böylece karanlıklar en aza düşecektir. Şimdi, her insanın, inanmayanın kalbi bile Allah diye atıyor.
Bir damla kanın içinde milyonlarca hücre var ve hepsi Allah'ı zikrediyor. İnsanın hatırı âlidir. İnsan Allah'ın çok kıymetlisidir, inanmasa bile. Tesettüründen, namazından, yaşayışından bağımsız olarak insan Allah'ın en kıymetli varlığıdır. Bir bakarsın bir cümle duyar, birisinin bir hareketini görür, öyle bir imana gelir ki onun duası belki hepimizin dualarından çok daha makbul bir noktaya gelebilir. Her insanı Hızır Bil diye bir felsefe var. Ben buna çok inanırım. O yüzden de hiç kimseyi kıyafetiyle, başının açıklığıyla, kapalı namaz abdestle yargılamak kimsenin haddi değildir. Kimsenin harcı değildir. Biz insan gibi insan olarak muamele etmekle sorumluyuz. Karşındaki Yahudi olabilir, karşındaki Hristiyan olabilir. O bir insan ve Allah'a ait. Benim onunla bir işim varsa en güzeliyle yapmaktan sorumluyum. Bizim psikoterapi eğitimlerimizde bir arkadaşımız vardı. Ermeni ve Hristiyan bir beyefendi. Onun oğlunu ben terapi ettim. Bana diyordu ki, Salih Hanım bir şey olsanız müridiniz olurum. Ve kardeş gibiyiz. O da benim insan kardeşim. Ve hatta demişti ki, beni gizli Müslümanlardan sayabilirsiniz. Ben kimsenin bir saniye sonrasının ne olacağını bilmiyorum. Ve işin garibi, kendimin de bir saniye sonra ne olacağımı bilmiyorum. Müslüman yatarım ama Müslüman kalkacağımı elimde senedim yok. Müslüman sabahladım, akşama nasıl olacağımı bilmiyorum. O yüzden de ben birilerinin ne olduğuyla niye vakit harcıyorum? Niye ömrümü harcıyorum? Bana ne? Allah'ın sormadığı derse niye çalışıyorum? Kendi üzerimde çalışacağım. Asıl işçilik, asıl ustalık insanın kendi üzerinde çalışmasıyla olur. Biz kendimizi iyileştirerek ustalaşmalıyız. Sen değişeceksin, sen değişmelisin dediğimizde bir TMI diye bir Danimarka firması var, onun broşüründe gördüm, çok hoşuma gitmişti. Diyor ki, sözlü ya da işaretli olarak birisine sen değişmelisin dediğinizde unutmayın ki bir parmağınız muhatabınızı gösterirken diğer üç parmağınız sizi gösteriyor. Önce ben. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. O zaman bana şu ana kadar kim ne derse desin, hangi günah işlemişsem işleyeyim, Allah benimle. Allah beni seviyor. Bana diyor ki, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır. Bir başka ayeti kerimede, beni yaratan Rabbim elbet bana yol gösterecektir. Benim hayatım, ölümüm, namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi Allah içindir. O yüzden Allah bizi seviyor. Çok seviyor. Kul kıymet bilmez, bilse Rabbinin de peygamberinin kıymetini bilir. Kuldan kıymet beklemeyelim. Allah'tan bekleyelim. En çok kıymeti bilen o. İlaveten, birilerinin nasıl davrandığına değil, benden hangi davranışın yansıdığına göre Allah muamele edecek. Bir alime öğrencileri demişler ki, ya efendim felanca şahıs durmadan sizi eleştiriyor. Aleyhinizde söylemediği şey yok. Siz de onlara benzer şekilde bir şeyler söylesenize. O da demiş ki, amel defteri kendisinin istediği gibi karalayabilir. Ben benim defterime ne yazdırdığımla ilgileniyorum. Bilelim ki asıl olan sevilmek değil sevmekmiş. Anlayış görmek değil anlayış göstermek. Değer görmek değil, değer vermekmiş. Yardım görmek değil, yardım etmekmiş. Paylaşım beklemek değil, paylaşmakmış. Çünkü beni ben yapan, bende biriktirdiklerim ve benden verdiklerim. İnsan alarak değil, vererek insan olur. O yüzden bana lazım olan şeyleri bilirsem, onları hayatıma katmaya çalışırım. Bana zarar veren şeyleri de bilirsem, onları da hayatımdan uzaklaştırmaya çalışırım. Çünkü faydanın bir yerde toplanabilmesi,
bir yerde bulunabilmesi için o faydanın zararlı unsurlar tarafından nötralize edilmemesi, pasifize edilmemesi gerekiyor. Onun için de denir ki, def-i mazarrat celb-i menafiden evladır. Mecellenin önemli bir kaidesi. Zararlıyı uzaklaştırmak, faydalıyı elde etmekten daha önemlidir. Çünkü zararlı devam ettikçe faydalı hayatımızda yer bulamayacaktır. Şimdi, bizler her birimiz iyi ve güzel bir hayatı yaşamak istiyoruz. Bunun için de muhataplarımızdan beklentilerimiz var. Hanımefendi diyor ki, Salih Hanım, eşim bir kere bile seni seviyorum demedi. Bundan dolayı yardım alıyorlar. Ciddi çatışmalar olmuş, tartışmalar olmuş, yardım alıyorlar. Peki dedim ki, peki elbette söylemesi güzel olur. Fakat varsayalım ki söylemedi. Kültürel olarak, anlayış olarak söylemeye müsait birisi değil, söylemedi. Peki hayatın içinde beyefendinin, özür dilerim, sizi sevdiğini ifade eden davranışları var mı? Çok var dedi. Mesela dedi, her türlü tatile götürür, hanım uyanmasın diyerek gece çocukları tuvalete kaldırır, kahvaltı hazırlar, evleri süpürür, yapmadığı yok. Efendim? Şimdi Allah bizi neyle eğitecek güzel hanımefendiler? O dediğim olsun, öteki dediğim olsun, bir iki dediğim olsun, sürekli benim egom tatmin oldukça ben mutlu olacağım. Arkadaşlar biz ne zaman cenneti kazanacak sabırlar içinde olacağız? Biz ne zaman nefsimizle imtihan olacağız? Kayınvalidem iyi olsun, eşim iyi olsun. Hanımefendinin birisi yıllar önce bizle Fahri Evlendirme Vakfı gibi çalıştık. Bayağı gençleri evlendirdik. Sonra baktık ki baş edemiyoruz, bıraktık. Çünkü onun için profesyonel olarak ilgilenmek gerekiyor. Yaklaşık 100'e yakın kız müracaat var. Bir tane erkek müracaat var. O da nereliydi ya? Artvinli. İşsiz ve hiç güneyse gitmek istiyor. Sistem yürümedi. Dolayısıyla öyle bıraktık. Şimdi dedim ki kızımızın birisine, evleneceğim adayda neler ararsın dedim. Gece namazlarına kalksın, beni tatile götürsün, harçlığımı versin, bana şunu yapsın, bana bunu yapsın, bana şunu yapsın, bana bunu. Anlattı. Hanımefendi dedim ki, elimizde tornadan, tesviyeden çıkmış böyle bir aday yok dedim. Çünkü mükemmel bir şey istiyor. İlginç bir vaka daha yaşadım bu konuda. Bir hanımefendi geldi, 35 yaşında, eşinden ayrılmış, 5 çocuklu. Salih Hanım, ben evlenmek istiyorum dedi. İyi dedim, Allah hayırla denk getirsin dedim. Nasıl bir aday arıyorsunuz dedim, bir bekar olacak dedi. İki ilahiyatlı olacak dedi. Üç yakışıklı olacak dedi. Dört annesiyle falan bağlantısı olmayacak. Ayrı yaşayacağız dedi. Dedim ki, hanımefendi, ben böyle bir adayı bulsam kızımı veririm. Size niye teklif edeyim dedi. Kızım o zaman çok küçüktü, espri olsun diye söyledi. Şimdi, çok güzel bir söz var. Deniyor ki, iyi bir aday aramak önemli ama aranılan bir aday olmak daha aradığım adayın zenginliği, güzel vasıfları onu zengin eder. Ben onun yanında durdukça ondan istifade ederim. Ama onun yanından ayrıldıktan sonra bende kaç kuruşluk değer var, beni asıl ilgilendiren o. O yüzden biz hep birilerinden bekliyoruz. Biz hep mutlu olmak için ihtiyaç hissettiğim kadar bana versin istiyoruz. Arkadaşlar, bizim nefsimiz ne zaman eğitilecek? Sizin eşlerinizde istemediğiniz yönler de olacak. Belki düşünürseniz bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Ayeti ne zaman hayata geçecek? Onu yapsın, bunu yapsın, onu da yapsın, bunu da yapsın. Bir şey kalmadı geriye. Şimdi gençlerine soruyorum. Kendi annelerine sorsunlar. Bu evliliği yürütmek için ne kadar çile çekmişler? Ne kadar yoksulluğa katlanmışlar?
Şimdi hanımefendi bana seni sevmiyorum demiyor diye bunca nimete karşılık sıkıntı yapıyor. Ya öncekiler adam yerine konmamış. Bir lokma yemek yiyorsa o günü kar saymış. Ne seni seviyorum demez. Ne insan yerine konmaz efendim. Çekmeseydin. Tabii çekmeseydin. Ondan sonra da yuvalar da alacaktı canım. Çekmeseydin niye çekti? Düşünmüyorlar ki ben olsam seni çekmezdim. Bu da sizin hayatınızı o hale dönüştürür. Çekmediğiniz bir şunu söyleyeyim. Bu cümleyi söylediğiniz için teşekkür ederim. Doğru bulduğum için değil ama bana başka şeyler çağrıştırdığı için. Allah kabiliyetli olanları sınava sokar. Zirveyi nasip edeceklerine yokuş tırmandırır. Bir ailede can güvenliği riski yoksa, din güvenliği riski yoksa, kişilik bütünlüğüne saldırı riski yoksa, fiziki ve psikolojik şiddetle kişiliğinin dağılma riski yoksa o evliliğe sabredilmeli. O evliliğe sabredilmeli. Sabredilmeden 9 ay 10 gün çocuk doğmuyor. Hadi sabretme. Olgunlaşmıyor. Çocuk olgunla ölür. Daha erken doğduğunda ölür. Daha erken toprağa tohumu ektik. O nemli, kuru, ıslak yerde durması gerekiyor kabuğun çatlaması için. Şuna inanın, hiç kimse Allah'ın dilediği kadar sabretmeden cennete girmeyecektir. Siz, sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete girebileceğinizi mi zannettiniz? Onlara o kadar sıkıntılar isabet etti, o kadar eziyet çektiler ki Allah'ın yardımı ne zaman diye göklere bakıyorlardı. Şimdi bunu buyurun aile hayatına uygulayın. Eşimiz öfkelendi. Olmasa iyiydi, oldu. Alttan alsak ne kaybederiz? Tamam hayatım, haklı, biz haklıyız diyelim. Sen haklısın desek. O esnadaki öfkeli insan zehirle doludur diyor Konfüçyüs. Öfkenin ateşi önce sahibini yakar, kıvılcımı muhatabına ya ulaşır ya ulaşmaz diye çok güzel bir atasözü var. Karşımızda ateşle dolu bir insan var. Ben bunun hayat arkadaşıyım. İyi zamanında herkes birbirine dost. Baktım ki bir kontrol dışı bir durum var. Öfke, bir öfke taşması var. Ya bende de olabilirdi. Bu sefer onda. Ona desem ki hayatım seni öfkelendirecek ne yaptım bilmiyorum ama ne yaptıysam özür dilerim. Ne olur sakin ol. Gel sana bir sade kahve yapayım mı? Gel seni şöyle bir seninle dışarı çıkalım mı? Ne yapmamı istersin? Nasıl rahatlarsın? Oysa kendin hata haklısın. Sakinleştiğiniz zaman konuştuğunda bir de bakıyorsunuz. Kızı satarlısınız. Ya da yine siz haklısınız. Beyefendi diyor ki ya kusura bakma. O kadar gözüm dönmüştü ki şu beni tetikledi. Bitiyor. Öfkeli ve birisine sataşma modunda olan bir insan. Asla kendi yanlışını görme psikolojisinde değildir. İkna olma aşamasında değildir. Anlama duygu durumunda değildir. Onu sadece insana düşen, eşe düşen sakinleştirmektir. Orada bir yangın var. Sen haklısın demek yangın söndürme tüpünü çalıştırmak. Önce sen haklısın de sonra konuşun. Sakin, dingin bir şekilde. Çünkü öfkeyle konuştuğumuzda öfke sözlerin ayarını bozar. Maksadı aşan sözler kullanılır. Çok güzel bir söz var deniyor ki, öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kızarır. Aynı ömür boyu yüz yüze bakacağınız bir insanı öfkeli zamanında sakinleştirmek insana yakışan çok güzel bir haldir. O yüzden de sabredilmeden hiçbir mükafat alınmaz, sabredilmeden hiçbir güzellik elde edilmez. Bütün iyi şeyler sabredildiğinde, bilinçli bir şekilde sabredildiğinde ortaya çıkar. Sabretmek demek o söylesin içine at, o söylesin içine at, sonra da patla demek değildir. Sabretmek demek onu anlamak demek. Yerinde, zamanında, dozunda konuşmak demek. Bazen de ya her lafın peşine düşmek gerekmez, at arkaya demek. Dolayısıyla biz doğru bir ahlaka var mıyız? İlişkimizi zenginleştirecek bir duruşa var mıyız? Çocuklarımızın huzurlu bir aile ortamında büyümesine destek olacak, yardımcı olabilecek söz ve eylem bütünlüğüne var mıyız? Bunu soralım. Bunu sorgulayalım. Ve her iyi şey acelecidir. Bir an önce çıkmak ister.
Ben o. İyi şeyi taşıyan olmak istiyorum. Ben de bulunsun istiyorum. Alttan mı alınacak? Ben alttan olmak istiyorum. Özür mü dilenecek? Ben özür dilemek istiyorum. Çünkü ben öğrendim ki birisine gösterilen güler yüz. Öfkeli anında birisine gösterilen sabır, tahammül. Sıkıntı zamanında birisini iyileştirmek, Allah'ın beni rahmetiyle donatması demektir. Allah'ın beni mağfiretiyle kuşatması demektir. Bir fakire bir sadaka verdiğimizde, verdiğimiz değil, verme fiilinin kendisi bana iyi gelecektir. Ya Rabbi, sen dilediğine, dilediğin kadar nasip yağdırırsın. Allah ne olur nasip yağdıracağın kişiyle arana beni al. Veren ben olayım. Ona yağdıracağın rahmet yağmurlarından ben de ıslanayım diye dua etmeyi öğrendim İbn-i Arabi dersinde. Dolayısıyla değerli hanımefendiler, insan içinde ne varsa nereye giderse gitsin onu taşır. İçinde huzuru olmayanın yuvasında huzur olmaz. Anlayışında insana değer vermeyenin karşısındakine doğru bir dili olmaz. O yüzden ben düzelirsem benden yansıyanlar da düzelir. Ben kırıksam söylediklerim de kırar. Ben içimde bir savaş taşıyorsam karşımdakileri de savaşa sokmaya hazırım demektir her hareketimde ve her sözümde. Bizim dayanıksız olmamızın altında sebepler var. Bununla bitiriyorum. Kısa bir soru cevap yapalım inşallah. Bir, eve haram rızık girmesi. Bizi dayanaksız yapar. Bizi tepkisel yapar. Bizi anlayışsızlığın dibine çeker. İki, sadakat sadece Allah için yapılır, eş için yapılmaz. Çünkü kuralları koyan Hazreti Allah. Dostoyevski ölürken eşine demiş ki, ben gözlerimle ve kalbimle bile seni aldatmadım. Bir Müslüman tavrı işte. Helalden beslenirsek Allah bu duyarlılığı bize verir. Besmele ile başlarsak Allah bu duyarlılığı bize verir. Eskiden alimler hamile, eşleri hamile olduklarında kurbanlar keserlermiş. Hatimler indirirlermiş. Hanımının harama bakmaması için tedbirler alır. Bir yerlere çıkarırken korunaklı götürürlermiş. Aman anne rahmindeki çocuk zarar görmesin diye. O aileden de İslam alimleri doğmuş. O anneden, o babadan İslam alimleri doğmuş. Biz ne kadar özen gösterirsek, ne kadar dikkat, ne kadar çaba sarf edersek ortaya çıkan şey o kadar güzel, o kadar harika ve o kadar iyi olur. Hanımefendi güle güle. Tabii ki, tabii ki güle güle gidin ayaklarınıza sağlık. Tabii ki güle güle gidin. Kalp kırdığımız zaman maneviyatımız zarar görür. Kalp Allah'ın eli. Çok güzel bir söz okumuştum bir çeşmede. Şu çeşme ne güzelmiş. Su içecek tası yok. Kırma insan kalbini. Yapacak ustası yok. Allah ve Efe Hazretleri de diyor ki, incidenden incidenden, incinme incidenden. Kemal'de noksan imiş, incinen incidenden. Biz ne kadar güçlü olursak, ne kadar maneviyatlı olursak, kırılma katsayımız o kadar az olur. Manen derinleştikçe kaldırma gücümüz yüksek olur. O yüzden de ilim, ilim, ilim ve ilimden ahlak çıkarmak. Öğretmek için değil, öğrenmek için. Birilerinin yapmasını sağlamak için değil, kendi yapmam için. Birilerini benim istediğim gibi davrandırmak için değil, kendimi Allah'ın istediği gibi davranmaya sevk etmek için okumak. Kendim için. Çünkü bu dünyada ben bir kere gelen eşsiz bir çiçeğim hepiniz gibi. Bizden şu ana kadar bir daha, bizden şu ana kadar bizim gibi gelmedi, bundan sonra da gelmeyecek. Ve bizim yapacaklarımızı yapmadığımızda bir başkası bizim yerimize yapmayacak. O yüzden de biz her işimizi titizlikle yapmaktan, her işimizi en yüksek makama yapıyormuş hissiyle yapmaktan sorumluyuz. Allah işini güzel yapanları sever buyuruluyor. Çocuklarımıza sevgiyle ve muhabbetle muamele etmek bizi güçlendirir. Karşılıksız iyilik yapmak bizi güçlendirir.
Fakirlere, yetimlere, dullara, öksüzlere yardım yapmak bizi güçlendirir, bizi iyileştirir. Deprem zedelere yardıma devam edelim. Bugün Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Filistin'de savaş yok, Filistin'de bir soykırım var. Filistin'de cinayet var, Filistin'de bir terör var. Ve yok edici bir saldırı var. Açık açık söylüyorlar. Hepsini yok edeceğiz diyorlar. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Allah'ın da bir planı var. Firavun bütün bebekleri öldürdü. Ama Allah ne yaptı? Hazreti Musa'ya bütün öldürdüğü öyle tanımlıyorlar. Bebeklerin gücünü vererek Firavun'dan intikamını aldı. Allah intikam alanların en hayırlısıdır. O yüzden de biz bize düşeni yapmaktan sorumluyuz. Bugün Ayşan Beyefendi'nin programında konuktum. Oradaki beyefendi dedi ki, Filistin yok olabilir. Orası burası yok olabilir ama yeniden doğacaktır. Allah'ın muradı gerçekleşecektir. Ben bu davada neredeyim? Ben bu davada neredeyim? Bunu gerçekten yürekten hissediyor muyum? Yürekten acısını yaşıyor muyum? Yürekten kalbim Kudüs'e bağlı mı? Mescid-i Aksa'ya bağlı mı? Bizim ilk kıblemize bağlı mı? Bunu sorgulayalım. Allah'tan uzaklaştıran fiillerle meşgul olduğumuzda kalbimizdeki manevi yoğunluklar azalır. Bugün ağlarız, üzülürüz, ertesi gün unutuveririz. Çünkü tahrip edici görüntüler devam etmektedir. Televizyondaki diziler, oradaki gördüğünüz görseller, gördüğünüz insanlar, sanal, orada gerçek bir hayat yok. Orada üzenilecek bir şey yok. Biz onlara baktıkça kendi işimizi beğenmiyoruz. Beyefendiler onlara baktıkça estetik üzerine estetik, makyaj üzerine makyaj, ondan sonra operasyon üzerine operasyon çekmiş hanımefendileri görüyor, kendi evindeki tombul hanımefendileri beğenmiyor. Böyle bir şey yok. Biz gözlerimizle beslendiğimiz için kültürel gıda zehirlenmesi yaşıyoruz. Bu dilimize, bu halimize yansıyor. Nereye bakacağımızı iyi bileceğiz. Nereye gönül vereceğimizi iyi bileceğiz. O yüzden de namazlarımızı dikkatle kılacağız. Namazlarımızı geçirmeyeceğiz. Kur'an okumadığımız gün kalmayacak. Doğu ve Batı klasiklerini bitireceğiz. Ve ilaveten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını en ince detayına kadar öğreneceğiz ve çocuklarımıza öğreteceğiz. Ailede huzur, insana hürmetle. İnsana hürmet, Allah'a hürmetin bir sonucu olduğunda helal rızıkla beslenen, namazıyla, abdestliyle vakit geçiren insanların temel duygu durumudur. Temel yaşama biçimidir. Huzur ancak insanı değerli kıldığımızda, insana Allah'tan dolayı hürmet ettiğimizde, yiyeceklerimize, içeceklerimize, gördüklerimize, oturup konuştuklarımıza dikkat ederek elde edilecek bir sonuçtur. Bu sonucu elde edebilmek için sürecin doğru yönetilmesi gerekir. Rabbim her birimize Allah'ın razı olacağı bir dil ve üslup, Allah'ın razı olacağı bir yaşama biçimi, Allah'ın razı olacağı bir insana bakışı nasip etsin. İnsanın kalitesi ailedeki haliyle belli olur. Ailemizde biz gerçek Müslüman rolü oynamalıyız. Çocuklarımız bizim Filistin için ağladığımızı evde görecekler. Duyarlılığımızı evde görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınıza asil insan yapınız diyor. Asil insan muamelesi yapınız diyor. İlaveten çocuklarınızı çok seviniz, onları çok öpünüz, Allah öpücükleriniz başına cennette size derece verir buyuruyor. Sünneti ne kadar iyi bilirsek halimiz o kadar iyileşir. Dolayısıyla okumadığımız gün, tefekkür etmediğimiz gün geçmesin, doğru arkadaşlarla, doğru insanlarla muhatap olduğumuz gün geçmesin. Allah sizden razı olsun, bekarlara dua edecektim. Allah'ım. Böyle toplu yerlerde dua edince kızlar şakır şakır evleniyor. Buna çok şahit oldum ben. Çünkü kim bilir hangi ağzı dualı mümin kulunun amin sözü Rabbimizin hoşuna gitmiştir. Allah'ım. Yaparım. Allah'ım. Arkadaşlar sakin. Hepsini söyleyeceğim. Allah'ım bekar kızlarımıza ve bekar oğullarımıza. Eşi vefat etmiş ya da eşinden ayrılmış,
evlenme ihtiyacı olan hanımefendi ve beyefendi kardeşlerimize fiziği, kimyası yerinde harika adayları bolca nasip et. Alternatifleri çok olsun. Amin. İçlerinden en iyisi nasip olsun. Amin. Acilen nasip olsun. Amin. Buradan çıkınca kısmetleri yağmur gibi yağsın. Amin. Bir an önce başlarını bağlayalım, medeni halleri değişsin. Yuvalarının hanımefendisi ve beyefendisi olsun. Allah'ım nişanlı olanlara bol hediyeli, bol takılı, borçsuz düğünler nasip et. Evi olmayanlara bol odalı, geniş, ferah, bahçeli, kapısında birkaç sıfır arabası olan harika evler nasip et. Arkadaşlar cebimize göre değil, Allah'a göre istiyoruz. O yüzden de istemenin sınırı yok, istemenin bir mahsuru yok. Ben yıllar önce eşim beyefendiye dedim ki, ben inanıyorum ki inşallah havuzlu bir villamız olacak dedim. Ya dedi, ne kadar hayalperestsin. Dedim ki, ben senden istemiyorum ki, sana da verecek olandan istiyorum dedim. O zaman isteyebilirsin, bir mahsur yok demişti. Henüz olmadı ama ne kim bilir, Allah nasip ederse olur inşallah. Allah dünyada da ahirette de hayırlı ve güzel yaşayışlar nasip etsin. Allah'ım yeni evlilere güzel geçim ve güzel uyum nasip etsin. Allah'ım çocuğu olmayanlara hayırlı, salih ve salihalar sıfat olarak hayırlı evlatlar nasip et. Ya Rabbi çocuk sayısı normali 5, ideali 7, çocuk algımızı düzelt Allah'ım. Bu algının terapi edilmesi gerekiyor. Sen yardım et bize Allah'ım. Allah'ım eşiyle arası iyi olmayanlara kendisinin değişmesi gerekiyorsa kendisini değiştirmesini nasip eyle. Eşinin değişmesi gerekiyorsa eşinin değişmesini nasip eyle. Rızıklarını bollandır, yuvalarını cennetten bir köşeye. Ya Rabbi, kayınvalidesiyle arası iyi olmayanların araları iyi olsun. Biri anne gibi, öteki evlat gibi davransın. Ya Rabbi, eşinin sıkıntılarını kaldıramayan hanımefendilerin güçlerini artır, beyefendinin sıkıntısını azal. Allah'ım, hasta olanlara şifa, dertli olanlara deva, borcu olanlara hayırlı, bol rızıklar nasip ederek borçlarını eda eyle Allah'ım. Kudüs'ü en kısa zamanda, Filistinlileri en kısa zamanda özgürlüğüne kavuştur. Eski sınırlarına dönsünler. İsrail, Yahudi, Siyonist İsrail, Ya Rabbi takdirin olacaksa eğer hidayet eyle. İslam'ın en baş hizmetkarları olsunlar. Eğer hidayet nasip olmayacaksa senin adaletine havale ediyor. Ya Rabbi oradaki kardeşlerimize güç kuvvet ver. Ben onlar için üzülmüyorum, kendimiz için üzülüyorum. Onlar ölürlerse şehitler, çocukları bile şu anda o kadar imanlı ki imreniyorum, gıpta ediyorum onlara. Ya Rabbi bizim de imanımızı böyle güçlendir diye dua ediyorum. Hepimiz için Allah nasip etsin. Rabbim onlara özgürlük, bizi de basiret, ders alma, kendi imanımızı güçlendirici gayretler içinde olmamızı Allah nasip etsin inşallah. Ya Rabbi buradaki hanımefendi kardeşlerinin, burada olmak isteyip de gelemeyenlerin yüzlerini nurlu, gönüllerini huzurlu, ağızlarından çıkanları etkili, ellerinden çıkanları bereketli, adımlarını isabetli. Ya Rabbi gönüllerinde hayırlı ne muratları varsa sen onları hayırla nasip et. Kudüs'e defalarca ziyaret etmeyi, umreye ve hacca defalarca gitmelerini sen nasip et. Kul, güzel kullarının yüzünü, gönlünü, hayatını kendi nurunla, kendi şefkatinle, kendi rahmetinle kuşat Allah. Allah her günümüzün hayırlı dualarını kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Beni çok sabırla ve anlayışla dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum.